Merhabalar değerli izleyiciler. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar kök programımızda sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam Doktor Fatih Orum ve bendeniz Erdem Uygan. Bugün de programımızın 12. bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Ali İmran suresinin 7. ayeti yani bizim Kur'an'ı anlama metodu bakımından en temel ve merkezde gördüğümüz ayet içerisindeki bütün kavramları anlamaya, Kur'an'dan öğrenmeye yine aynı metodu uygulayarak Rabbimizin bu terimleri, bu kavramları nasıl tanımladığını anlamaya çalışıyoruz. Bunun içerisinden, bu ayet-i kerimenin içerisinden bugüne kadar hüküm yani muhkem kavramını ve müteşabih kavramlarını öğrenmiş olduk. Yine pek çok başka Kur'an metoduyla alakalı tafsil, hikmet gibi birçok kavramı da irdeledik. Bugün de yine Ali İmran suresinin 7. ayeti içerisinde geçen zeyh kavramıyla ilgili burada program yapmaya çalışacağız. Bu kelime meallerde genelde kayma olarak, kayma kelimesiyle anlamlandırılıyor. Öyle değil mi hocam? Evet, bu şekilde anlamlıyorlar. Hatta işte Ali İmran suresinin 7. ayetinde فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْهُنْ ifadesine kalplerinde kayma olanlar şeklinde anlam veriyoruz. Peki bu ne demek yani nasıl bir kayma? Kayma ile Rabbimizin kastettiği şey ne? Yani biz bu kelimeden ne anlamalıyız? Kalbinde zeyh olan bir kişi kimdir, nasıl bir kişidir? Bir şeyi zeyh etmek, bir şeyin zeyh olması ne anlama gelir? Bunu görmeye çalışacağız. Hocam bu kelime, bu kökten kelimeler Kur'an'da 8 ayette 9 kez geçiyor ki işte bunlardan bir tanesi Ali İmran suresinin 7. diğeri de 8. ayeti. 7. ayette 2 kez geçiyor. Bir tanesi isim, bir tanesi fiil olmak üzere. 8. ayette de yine karşımıza çıkıyor. Rabbimiz bize la tuze kulubena diye dua ettiriyor. Orada da yine fiil. Buyurun hocam. Evet, aslında ikisinde de birer kez geçiyor. Fi kulubihim zeyhun, diğerinde de Rabbena la tuzeyhu. Pardon. Ben teşabihle karıştırdım. Evet. Haklısınız. Pardon. Birisinde isim, diğerinde fiil olarak. Evet. Sizin de dediğiniz gibi genelde kalplerinde kayma olanlar diye çevriliyor dilimizde. Zaten biz de hep bugüne kadar böyle çevirmiştik ama kalplerinde kayma olanlar denildiğinde yine de bir bulanıklık oluyor. Evet. Yani anlamada, kavramada bir bulanıklık oluyor. Sadece işte bir takım yorumlar yapıyorsunuz. Muhtemelen işte bu adamın niyeti kötüdür gibi bir takım takdirlerde bulunuyoruz. Bir de Türkçe'de kullanılan bir şey değil. Değil. Yani doğru. Ne demek kalbinde kayma olması? Böyle bir ifadeyi nasıl anlatırız birisine? Evet. Bu biraz sıkıntılı. Evet, mesela işte niyeti kötü veyahut işte bunun içi fesat şeklinde belki bir anlam ifade eder. Ama Kur'an-ı Kerim'de bakıldığında kalp kelimesinin farklı kullanımları da var. Evet. Yani işte fî kulübihim meradun ifadesi var. Kalbinde hastalık olan. Şimdi kalbinde hastalık olan nedir? Kalbinde kayma olan nedir? Yani çok yoğun bir kullanıma sahip bir kelime, kalp kelimesi. Biz de işte buradan hareketle acaba gerçekten burada kastedilen kaymanın ne olduğunu tespit edebilir miyiz diye bir tarama yaptık. Sözlüklere bakıldığında meyil anlamına geliyor. Burada belki ilgilenenler için söyleyebiliriz. Bu meyil kelimesi yani Arapça, özellikle herhangi bir kavramı Arapça bir sözlükten bakanlar için çok aşina oldukları bir kavram olsa gerek. Birçok kelimenin karşılığına bunu veriyorlar, meyil etmek. Evet, hatta biz artık aramızda espri konusu yapmaya başladık. Yani neredeyse her kelimeyi açtığınızda mutlaka içinde bir meyil manası var. Evet. Ama işte bu da bir handikap aslında dil için. Evet. Ciddi bir handikap. Kısırlığa sebep oluyor anlamda. Oysa hep altını çizdiğimiz bir şey var. Her bir kavramın diğerlerinde olmayan bir özelliği, bir alameti farikası var olmalı. İşte bu tespit edilebildiğinde zaten oradaki anlam derinliğine ancak ulaşmak mümkün oluyor. İşte biz de bu gaye ile burada kalplerinde zey olmak ne demek bunu tespit etmeye çalıştık. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi 8 ayette 9 kez geçiyor. Bir kere isim olarak geçiyor. O da Ali İmran 7. ayet. Diğerlerinde fiil olarak geçiyor. Bu fiil kullanımlarında işte sülasi var. Bir de ifal kalıbına, başka da bir kalıbı yok. Peki ne demek denildiğinde bu şey
zey ifadesi. Belki bir de şunu söylemek lazım. Yani işte bu zey ifadesinin geçtiği kullanımlarda failler değişebiliyor. Evet. İf'al babında fail Allah. Allah oluyor. Mef'ulü orada kalp. Kalp oluyor. Şeyde sülasi isimde de ya bakışlar ya da işte ebsar basar dediğimiz görme yeteneği fail ya da kalpler fail, evet. Yine sülasi isimde. Bazen de işte birer kullanımda da cinlere tekabül ediyor, evet. Fail olarak ve bir ayette de insanlara tekabül ediyor. Felem mezahu ezavallahu gururum. Yani birincisinde insanlar, diğerinde Allah. Evet, iki kez geçtiği ayet o zaten. Buradan yürünebilir mi dedik? Yani fail ve mef'ul ayrıntısından yürünüp buradan bir tespit yapılabilir mi denildi. Burada da herhalde ebsar, yani işte belki bakışlar olarak en azından yine bir ihtiyat payı koyarak söyleyelim. Dilimize çevrilebilecek bu basar ya da ebsar kelimesinin fail olarak zey ile geçtiği yerlerden acaba bir anlam çıkartılabilir mi? Sanki oradan bir şeyler olacak gibi. Evet, evet. Yani o ebsarla ilgili kullanımları bize bu kelimenin anlam çerçevesiyle ilgili bir fikir veriyor, gibi. Mesela işte bu Sa'd suresinin 63. ayetinde geçiyor. Onu 62. ayetle birlikte okuduğumuz zaman oradan bir anlama dair bir şeyi çıkartabiliyoruz. İsterseniz siz ayetleri şey yapın hocam, evet. Dile getirin. Sa'd suresi 62-63 Vekalu mâlenâ lâne râ ricâlen künnâni utduhum minel eşrar ettekaznâhum sıhriyen emzâgat anihum lebsar. Evet. Yani işte kıyametteki bir sahne. Evet. Yeniden diriliş teki o heyecanlı sahnelerden bir tanesi yine Kur'an-ı Kerim'de. Bir takım adamlar artık sevk pozisyonundalar. Cennet, cehennem sevki başlamış. Bunlar orada diyorlar ki biz aşağı dediğimiz, ezik dediğimiz tipler vardı. Onları göremiyoruz etrafımızda. Yanımızda, evet. Göremiyoruz. Biz onlarla dalga geçerdik, aşağılardık onları. Şayet biz bugün buradaysak, yani bir nevi işte cehenneme sevk ediliyor isek, onların da burada olması gerekir yani. Onlar nerede? Biz onları adam yerine bile koymuyorduk dedikten sonra kullanılan ifade emzagat anhumül ebsar. Evet. Yoksa yani bakışları ya da görüşleri diyelim, onlardan zevk mi etti? Zevk mi etti? Evet, bakışlar böyle bir onlardan zevk mi etti? Yani ne demek? Yani şöyle herhalde, orada olmasını bekledikleri kişileri göremeyince burada görmemedeki problemden dolayı biz, yani görüşümüzde bir problem olması lazım. Evet. Yanlış yere bakıyor olmamız lazım. Yoksa onlar buralardadırlar diye düşünüyorlar. Yani bu da sanki zeyh kelimesinin kadrajı doğru kurmak, çok çerçeveyi güzel. Doğru kurmak, odağı doğru belirlemek, bakılacak yeri doğru belirlemek gibi olduğu anlaşılıyor. Çünkü yani biz onları burada görmüyorsak, biz yanlış bir tarafa bakıyoruz. Ebsarımızda bir zeyh var. Onlardan, bu arada anhum ifadesi çok önemli hocam buradaki. Yani bakışımız onlardan mı zevk etti? Onlar bu bizim baktığımız çerçevenin dışında mı kaldı demiş, evet, oluyorlar aslında. Aynen öyle, öyle. Yani işte diyelim ki bir yere davetlisiniz. Bizzat sizi davet eden kişiyi gidiyorsunuz oraya. Onu görmüyorsunuz. Ne dersiniz? Ya işte Mehmet nerede? Evet. Burada olması lazım. Evet. Kesinlikle o, çünkü çağıran o belki. Ama göremedim ve göremediysem muhtemelen dikkat etmemişimdir. Baktığım yerlerde olmadığı için görememişimdir, yoksa bir yerlerdedir. Evet, doğru yere bakmıyorum. Doğru yere bakmıyorum. Evet. Buradaki ifade bu yönüyle, sizin biraz önce söylediğiniz kadraja girmemek. Evet. Yani işte bakış alanı, görüş alanının dışında kalması. Evet, yani burada efsarın fail olması da son derece önemli. Yani bu bizim bakışımızın kendisinin yaptığı bir sorun, kendisinden oluşan bir problem. Yoksa biz gerekeni yapıyoruz ama sanırım diyorlar o bakışımız içerisinde kalmıyor. Kalmıyor. Yani demek ki dolayısıyla burada zeyt çerçeveyi olması gereken yerden başka yere koyup biz oraya baktığımız halde o göremiyoruz demiş olmalı. Evet. Peki diğer kullanımlar bunu destekliyor. Mesela basarla ilgili, ebsarla ilgili iki kullanımı daha var galiba hocam. Evet. Mesela Ahzab suresinin 10. ayeti var. İzca'ukum fevkukum ve min esfeleminkum. Evet. Yani onlar sizin üzerinizden ve sizden daha aşağı bir yerden geliyorlardı. Ve izzagatil ebsaru, evet, ifadesi var.
Ve işte o gün yine ebsar ya da bakışlar, görüşler zeyh etmişti. Evet, çok ilginç bir kullanım. Zeyh etmişti. Evet. Şimdi bu da bir savaş sahnesi değil mi hocam? Yani sahnesi. Bu şeyde Hendek Ahzab Savaşı olsa gerek. Oradaki bir durumu anlatıyor. Yani düşmanın her taraftan bir anda çıkıvermesi, sağdan soldan üstten aşağıdan bir anda belirivermesi ve hatta devamında da ve belagatil kulubul hanacira ifadesi var. Yani kalpler yürekler ağza gelmişti hatta korkudan ifadesi. Yani bu da gösteriyor ki bir anda bir baskına uğramanın verdiği bir korku anı var orada. Yani işte savaşacaksanız herhalde tabii bu konuyu bilenler, uzmanlar çok daha şeyini anlatırlar. Hatamız varsa da düzeltirler. Bütün düşmanını gözünüzün görmesi gerekir değil mi? Yani tam bir şeyinize, görüş alanınızda olması lazım. Nerede konumlandırıyor, ne kadar kişiler, neleri var. Bu en azından sizde ne yapmanız gerektiğine dair belki bir takım şeyler oluşturur. Pozisyonlarınızı savunacak mısınız, saldıracak mısınız? Görmek istersiniz yani. Ama öyle bir anın içerisine giriyorsunuz ki birden bir baskın oluşturuyor. Sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda. Yani bütün tamamını tek bir kare içerisinde göremiyorsunuz, sıkıştıramıyorsunuz tek bir kare içerisine. Bu ifade zagatil ebsardı. Evet. Yani bu da gerçekten az evvel söylediğimiz mananın yerinde olduğuna dair sanki bir bilgi veriyor. Yani her taraftan gelmişlerdi. Ve gözleriniz onları kuşatamıyordu demeye getiriyor. Yani o bir türlü onlara odaklamıyor. O kadar çoklar ki hepsini aynı çerçevenin içerisine sığdıramıyorsunuz. İşte yani görüş alanının dışında olanlar var demek ki. Zagatil ebsar. Yani görüş alanında şeyde bir kayma oluşuyor. Hepsini bir araya koyamıyorsunuz. Burada tabii o derece çok, o derece her yerde zaten demek için. Öncesinde onu söylüyor. Üstünüzden, altınızdan her yerden baskın vermişlerdi. Ve gözler zey etmişti. Yani kaydı. Hani genelde şey olarak görüyorduk. Yani işte gözün kararması, kişinin bayılma aşamasına gelmesi değil. Sadece orada bütün bir görüş alanının içerisine düşmanın tamamının sokulamaması hali. Evet hocam. Hatta işte diğer kullanıldığı ayette de ma zâgal basaru ve ma taga ifadesi de bence bunu çok güzel destekleyen ifadelerden bir tanesi. O da Necm suresinin 17. ayetinde. Bu da Resulullah'ın vahiy meleğiyle karşılaştığı anı betimleyen bir ifade değil mi hocam? Burada yani yine korku, endişe, panik, heyecanın olduğu bir an. Evet. Demek ki böylesi bir anda belki işte odaklanma, nereye baktığını tespit etme, o oralarda bir sıkıntı yaşanıyor ki Allah-u Teala mezegal basarı diyor. Yani işte göz odağını şaşırmadı. Şaşırmadı. Demek. Yani görmesi gereken yere baktı. Yani odaklanması gereken yere baktı. Hatta göz odağını şaşırmadı dersek ya da göz o kadrajın, çerçevenin dışına çıkmadı diye ifade edersek devamındaki ve ma taga da bunu destekleyen bir kullanım olmuş oluyor. Yani o dışarıya da taşmadı. Başka ilgisiz alanlara da kaymadı o göz. Gitmemiş oldu demek ki. Yani işte taşma manası. Büyük bir kalabalık var. Etrafta bir sürü insan var. Sizin özellikle gözlemlediğiniz, takip ettiğiniz birisi var. Siz tam ona odaklanıyorsunuz ama onun etrafında da bir hayat devam ediyor. Birileri geliyor, gidiyor, şu oluyor, bu oluyor, konuşmalar. İşte belki bunu ifade eden, bakması gereken şeye tam baktı, odağı tutturdu. Onun dışındakilerle de hiç şey yapmadı, ilgilenmedi. Hocam sizin hafta içi de verdiğiniz güzel bir örnek vardı. Belki oradan şey yapılabilir. Bir film setinde, bir çekim esnasında oradaki çekime değil de kameramanlara ve işte o sahnenin arkasındaki yığınla kalabalığa odaklanan bir adamın çekimden haberdar olmaması gibi bir şey. Halbuki orada odak noktası çekimin yapıldığı yer gibi olabilir. Yani dolayısıyla bu zaga fiilinde ya da zeyh ifadesinde bir doğru yere odaklanmama, onun dışında kalan yere veya dışında kalma gibisinden bir anlam olduğunu söyleyebiliriz. Tabiatı icabı da en azından Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlara bakıldığında olumsuz bir şey. Evet. Olmaması gereken bir şey. Yani bu iyi bir şey değil. Ne göz için, ne kalp için olumsuz bir anlam var yapısında. Evet.
Hocam az evvel sözlüklerden bahsettiniz. Şeyi de söyleyelim, yani sözlüklerde bu fiilin kullanımına dair herhangi bir örnek, bir örnek cümle vesaire böyle bir şey de olmadığı görülüyor. Yani bu da Arapçada kullanılan bir kelime olmasa gerek, böyle günlük lisanda falan kullanılan bir şey değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in işte 9 yerde kullandığı ve özelliğini gördüğümüz bir kelime olduğunu söylüyor bize. Şimdi bu basar ve ebsar kullanımları bu kadar, 3 ayet. Bunun dışında işte kalple kullanımları var. Bir de sizin söylediğiniz gibi Süleyman Aleyhisselam'la alakalı cinlerle ilgili olarak kullanılan var. Şimdi hocam bu kalplerle ilgili olanda da kalplerin fail olduğu bir ayeti kerime var. Tevbe suresinin 117. ayeti. Evet. O da yine bir savaşla alakalı durumdan bahsediyor. İsterseniz oradan devam edersek herhalde kalbin zehri ne demek? Çünkü biz buradan kalbin zehrini öğrenip Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde kalplerinde zehir olanlar ifadesinin neyi ifade ettiğini anlamaya çalışmamız lazım. Evet, bu da dediğiniz gibi bir savaşla alakalı, yani Tevbe suresinin 117. ayeti. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلِ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَعَةِ الْعُسْرَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يهُ قُلُوبِ فَر۪يكٌ مِنْهُمْ سُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. Yani işte muhakkak ki Allah-u Teala Nebi'nin o dönüşüne karşılık verdi, tevbesine. Ve muhacirlerin ve ensarın, ki bunlardan bir grubu o savaşın en sıkıntılı anında neredeyse bunların kalpleri zehir edecekti. Neredeyse kalpleri zehir edecekti. Yani ne oldu yani? Olmadı mı? Eğer kötü bir şey olmadıysa niçin bunların tevbesini Allah kabul ediyor? Şimdi evet, bu da önemli. Demek ki zehre dair bir aşama ifade eden bir şey. Hatta hocam burada mesele ne, konu ne, sorun ne diye baktığımızda Nebi'ye ittibayla alakalı bir problem olduğunu görüyoruz. Yani işte o savaşın belki işte o imtihan olan kısmında Nebi'ye ittiba etmekten, ona uymaktan bir anlık imtina eden kişilerden bahsediyor Rabbimiz. Yani muhtemelen yani burada şimdi müminler, siz okuyunca şimdi İlk kez öyle bir şey belirdi zihnimde. Nebi kelimesini kullandınız. Bu demek ki bir komutanlıkla alakalı bir öyle şey. Öyle olsa gerek. Öyle olsa yani gerek. Nebi değil bir başkası da olsaydı orada, ona da muhtemelen ittiba gerekecekti. Evet. Yani orada savaşta bu yani Nebi olduğu için de olabilir ama burada savaşla ilgili bir emre uymada sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Evet, yani ittiba edecekleri, uyacakları, uygulayacakları bir kural, bir emir var, bir şey var. Ona değil de bir an belki kendi kanaatlerine, kendi şahsi görüşlerine, inisiyatiflerine veyahut da hakikaten savaştaki durumu zora sokacak bir tavır almışlar. Evet. Ama bundan dönmüşler. Dönmüşler. Tevbe etmişler. Çünkü bu neredeyse kalpleri kayacaktı dedikten sonra, ya da zevk edecekti dedikten sonra, bundan sonra tevbe ettikleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Yani buyuruyor. Belki hani tutmaları gereken bir ip var. Komutanın verdiği, Nebi'nin bu ipe tutunacaklardı. Bunu bir an için ellerinden bıraktılar ama bir başka ipe de tam tutunmadılar. Evet. Yani tekrar belki ona buna tekrar dönüş yaptılar anlamında. Evet. İşte o tek başka bir ipe tutunmuş olsalardı, yok böyle değil, yapmamız gereken şudur veya çekip gidelim, burada savaşı bırakalım demiş olsalardı, işte kalpteki zevkin artık yerleşmiş olması. Yani o halde zaten onunla ilgili ayeti de biraz sonra okuyacağız. Demek ki burada daha henüz burada kalbi de herhalde karar mekanizması olarak düşünebiliriz. Yani çünkü bir kişinin kalbine bir şeyin yerleşmesi artık o konuda kararlılık gösterdiğini, tavrını belirlediği anlamına geliyor. Ya da Allah'ın kalbine bunu yerleştirmesi o anlama geliyor. Burada neredeyse kalpleri zevk edecekti. Yani yanlış bir konuya odaklanarak, yanlış bir şeye ittiba ederek ondan kararsız kalacaklardı. Yani bunu bırakacaklardı. Daha doğrusu kararını yanlış yönde vereceklerdi ifadesi kullanılıyor. Ama bunu yapmadıkları için yani de affediliyor. Tercihleri onaylanmamış. Onaylanmamış. Allah-u Teala tamam peki bundan sonra benim gözümde siz de busunuz
dememiş yani. Peki öyle dediğine dair yani bunu söyleyen bir örnek var mı yine zevk ifadesiyle? Evet, o da biraz önce söylemiştik. O felemme zevhu ezagallahu kulubehum değil evet, mi? Saf suresi. Saf suresinin 5. ayeti. Evet, bu da çok ilginç bir evet. ayet. Yani hakikaten İsa Musa Aleyhisselam örneğinde anlatılıyor ama daha sonra İsa Aleyhisselam da devreye evet, sokuluyor. Evet, 6. ayet. Konuyu yani. Anlayabilmemiz için. Yani ve izkale Musa li kavmihi ya kavmi lime tüzüneni. Yani Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki ey kavmim niçin beni üzüyorsunuz? Neden bu sıkıntıyı bana yapıyorsunuz? Ve gattalemin enni Resulullah ileyküm ve şunu biliyorsunuz ki ben size gönderilen bir elçiyim. Allah'ın elçisiyim. Bunu dedikten sonra felemme zahu ezagallahu kulubuhum. Yani onlar zeyi ettiler. Allah da izaga yaptı. Yani bir üstünü, tamam ben de bu tercihi onaylıyorum. Ve kalplerini izahe etti. Yapıyı buna göre. Yani onlar zevk edince Allah da kalplerini zevke uğrattı yani, demiş oluyor aslında. Aynı kök ama kalıpları farklı. Farklı. Evet. Yani bunlar bir tercihte bulunuyorlar. Allah da böyle mi yapıyorsunuz? Tamam ben de bunu onaylıyorum. Yani evet. bundan sonra sizin kalbinizde artık böyle bir yapı var. Yapı olmuşlar. Yani sizin tabi olduğunuz şey artık değişti. Yani artık karar mekanizmanızı doğru kullanmanız mümkün değil demiş oluyor. Yanlış kararlar veriyorsunuz ve buna devam edeceksiniz demiş oluyor Rabbimiz. Bu işte buradan hareketle kalbin zevri eğer Allah'ın onaylaması aşamasıysa işte bu hakikaten tehlikeli bir yapının olduğunu gösteriyor. Biraz sonra Ali İmran evet. 7'deki ayeti anlamamıza yardımcı olacak evet. bu. Bu ayetin devamında hocam sonunda vallahu la yehdi el kavmel fasikin. Şimdi burada da bu ifadeler de önemli. Çünkü zeyh edenler yani meseleyi yanlış değerlendirip yanlış karar verenler ve bu yüzden de Allah'ın kalplerini zeyh ettiği kararlarını daima bu şekilde odak noktalarını şaşırtacak hale getirdiği kişiler için Allah onları doğru yola getirmez, onlar fasıktırlar buyuruyor. Tabii bunların artık doğru yolda oldukları asla kabul edilemez, onaylanamaz. Evet. Bu bana şeyi hatırlattı. Ali İmran 8'de de Allah-u Teala'ya evet. böyle dua ediyoruz. Evet. Yani, la tüzeyi kulübene ba'de iz hedeytena. Evet, yani, aynı Allah'ım bizim olurdu. Tutacağımız ip belli, sen bize bunu nasip ettin. Bu aşamadan sonra artık bu değişmesin, bize... bizi böyle bir duruma düşürme. Evet. Çünkü vallahu la yehdil kavmel fasikin demiş oluyor evet. yani bu ayetle birleştirdiğimizde. Şimdi demek ki buradaki zeyh ifadesi yine konuya doğru yerden değil belki menfaat odaklı bakmak. Çünkü ayetin içerisindeki bildiğiniz halde yani size Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde niye beni incitiyorsunuz diyor Musa Aleyhisselam. Dolayısıyla bunlar bilerek farklı bir tercih, bir menfaat odaklı bir bakış sergiliyorlar ve tercihlerini yanlış yapıyorlar. Bile bile. Ama öncesinde muhtemelen bu kullanımlarda doğru görüntü, doğru tutanak gösterilmiş. Hatta belki bunlar bunu da tecrübe etmiş oldu. Tabii bildiğiniz halde dediğine göre öyle olmuş. Yani işte teleskopla bir gözlem yaparken uğraşıyorsun tam artık şeyi sabitliyorsun. Ama birisi gelip hafif bir dokunduğunda bütün her şey yani oradaki milimetrik bir sapma o sizin bütün her şeyinizi mahvediyor. Evet. Burada da muhtemelen işte o kayma yani evet belki bozulduğunda da bir görüntü alıyorsun ama işte o alman gereken görüntü değil, o değil. Yani. Değil, o değil. Yani bir buradaki kayma hem göz için hem kalbin işte kalple ilişkilendirirsek muhtemelen Allah'ın yolu dışında bir başka yol tercih etmek. Yine burada da aslında ittiba ile ilişkisi evet. olduğunu görmüş oluyoruz hocam. Başka bir diğer kullanımı da... Bu şeyi söyleyecek miyiz Erdem Bey? Bir sonraki bu Saf Suresinin 6. ayetinde tabii, tabii, de İsa hocam, Aleyhisselam örneğinde var bu. Aynı şey orada evet. zeyh ifadesi geçmiyor Yok. Ama... olay aynı. Olay aynı. Onu da hocam buyurun isterseniz onu da okuyalım. Evet, orada da havarilerle alakalı bir şeydi değil mi? Etrafındaki insanlarla alakalı. Orada şey bekledikleri adı Ahmet olan elçinin geldiğini geleceğini müjdelediği ayet o. Şeyle ilgili. Evet, Saf Suresinin Saf Suresinin 6. ayeti. 6. ayetiydi. Evet.
burada. Vezikale insebnü mermeme ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm. Bakınız aynı ifadeyi kullanıyor. Aynı ifade. Musa Aleyhisselam da öyle demişti. Yani işte Meryem oğlu İsa ne dedi? İsrailoğullarına. Ben size Allah'ın gönderdiği Allah'ın elçisiyim. Bunu söylüyor. Ve ayrıca musaddikal limâ beyne yede yemine tevra. Yani işte Tevrat'ta benden önceki Tevrat'ı tasdik eden. Ve mübeşiren bir rasulün yettiği min ba'di ismihü Ahmet. Evet. İsmi Ahmet olan benden sonra gelecek rasulü de müjdeliyorum. Felemme câhum bil beyinati kâlu hâzâ sihrun mübin. Bütün beyinelerle, açık delillerle geldik. Ama bunlar dediler ki sihrun mübin. Şimdi hocam bu çok önemli gerçekten de. Şimdi burada bunların sihrun mübin dediği şeyi bir önceki ayette Musa aleyhisselamla ilgili olan ayette zeyh ile ifade ediyor Rabbimiz. Yani felemme zâhû. Yani bunlar Z'ye gittiler. Demek ki bir gelene, şey görüyor ama evet görüyor ama dikkate almıyor. Bile bile ondan uzaklaşıyor. Yanlışı tercih ediyor diyebiliriz. İşte böylesi bir yanlış tercihe Rabbimiz Z ifadesini kullanıyor. Ve bunu yapanları da kalplerini Z ettiğini. O halde bundan sonra bu yapıyı ben de kalbinizde oluşturdum demiş oluyor. Evet. Şimdi o halde bir diğer kullanımda şey de var hocam değil mi? Bu Sebe suresinde. Evet o da önemli çok. Süleyman aleyhisselam kıssasıyla alakalı. Evet şöyle o da Veli Süleyman'a riha gudu ve her şehrun ve revahu an şehri. Yani Süleyman'a o rüzgarı emrine amade kıldık ki bu rüzgar gidişi, sabah gidişi, bir ay, akşam dönüşü, bir aylık bir mesafe yani bir günde kat ettirebiliyor onu. Evet. Gidişi bir ay, gelişi bir ay, iki aylık bir mesafeyi gün içerisinde gidip gelebiliyor. Rüzgarı kullanıyor. Belki işte uçan halıyla şununla bununla. Ve esenler lehu aynel kıdr. Yine ona işte o madeni şey yaptık onun için akıttık. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi izni Rabbi. Rabbinin izniyle emri altına çalışması için cinlerden bir takım adamları da ona yine verdik. Dedikten sonra وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ an اَمْرِنَا نُزِكُمْ مِنْ عَزَابِ السَّعِيرِ O cinlerden kim verdiğimiz görevden zeyh ederse biz ona işte alevli ateşi tattıracağız buyuruyor Rabbim. Yani Allah bunu ben yapacağım diyor. Evet. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın gözetimi altında bunlar. Demek ki bu öylesine hassas bir iş ki zaten devamındaki ayette, bunun bir sonraki ayetinde bu cinlerin yaptığı şeylerden bahsederken insanların muhtemelen ölçüyü tutturmakta zorlanacakları hassas ve büyük devasa işler. Yani bugün diyorlar ya işte ancak 3-5 ülkenin bir araya gelerek yapabileceği kadar büyük projeler şunlar bunlar gibisinden. Mühendislik gereken, teknoloji gereken, şu gereken, bu gereken. Belki öyle yapılar şunlar bunlar. Ve bunların planını, projesini, ölçüsünü belki insanlar ilk etapta anlayamaz. Süleyman Aleyhisselam belki anlayamaz. Bununla alakalı Allah-u Teala verdiğimiz görevle alakalı bir zey eden olursa içlerinde biz o ateşe onları, o azaba tattırırız. Burada da demek ki verilen bir işten sapma. Yani hani bir proje veriyorsunuz. En hassas ayrıntılarına kadar düşünülmüş, aylarca uğraşılmış uygulayıcıya veriyorsunuz. Evet. Sen uygulayacaksın, tamam. Birkaç ay sonra bir geliyorsunuz. Evet, sizin söylediğiniz bina ortaya çıkmış. Hakikaten öyle veya köprü veya yapmışlar. Ama işin detayına bir vardığınızda peki bunu niye buraya yaptın? Ya işte peki bunu neden bu şekilde yaptın? İyi de sen benim verdiğim projenin dışına çıkmasın. Evet. Ya aynen öyle. Yani şimdi mesela burada وَمَنْ يَزِرْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا verdiğimiz görevden zeyh etme. Kim zeyh ederse. Demek ki Rabbimiz sizin dediğiniz gibi projeyi doğru yapabileceği şekilde bir görev tanımı belirlemiş. Vermiş. Yani bir talimatname var. Senin görevin şu, senin görevin şu. Şunu 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 yapabilirsin, şunu şunu yapamazsın. Kim bu talimattan dışarı çıkarsa. Ona alevli ateşi tattırırız diyor. Yani demek ki böyle bir dışa çıkma, yanlışa meyletme, yanlışı tercih etme, çerçevenin dışına taşma yine seyir burada. Ama görüntüde yine bir şeyler yapılmış. Tabii. İşi bilen ancak bunu.
Bu bize Ali İmran suresinin 7. ayetine buradan yürürsek, orada da adamların yaptığı şey ayetler arasındaki irtibatlardan bahsediyorlar. Yani geçiyor, ayetleri okuyor. Evet, evet, aynen öyle. Yani hatta şöyle diyebiliriz hocam belki, oradaki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, kalplerinde zeyh olanlar dahi, onlar ayetleri, bile ayetlerin içerisindeki فَيَتَّبِي اُنَمَا تَشَابَ اَمِنْهُ, kitaptan ayetler arasındaki o teşabühe uyarlar. Uyarlar. Ama bunu fitne ve tevilini kendileri yapmak maksadıyla yaparlar. Dolayısıyla aslında kalbinde zeyh olan demek, odak noktası kaymış. Kaymış. Tercihleri yanlış olan kişi bile yine bu metoda uyuyor. Uyuyor. Fakat bunu farklı maksatla yapıyor. Bu çok önemli. Bu söylediğiniz ikinci bir önemli olan yer de burada فَاَمَّلَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ifadesinde. Yani artık kalplerinde bir zeyh var. Allah onaylamış bunu. Var, onaylamış. Ve bu adamlar yine bu ayetleri kullanarak bu işi yapıyorlar. Ayrıca bu ilk aşama dediğimiz, şimdi فَاَمَّلَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ artık yerleşmiş. Allah da onaylamış bunu. Ama bunun öncesinde zey etme, kalbin zeyri herkes için mümkün olabilir. Tabii, tabii. Herkes için mümkün olabilir. Yani biz de mesela ayetler arası irtibatları kurarken hatalar yapabiliriz. Evet. Yani oradaki o şeyi ayarlayamayabilirsiniz, ölçüyü tutturamayabilirsiniz. Yeter ki bu kalbimizden olmasın, kalp zeyri etmesin. Bu sebeple 8. ayette Allah böyle dua ettiriyor. Bakın ey müminler, siz de bu işi yapacaksınız, bu metottan hareket edeceksiniz. Ve muhtemelen de siz de zeyre düşeceksiniz. Evet. Haç suresinin 52. ayetinde bunun zaten kaçınılmaz olduğunu hatta söylüyor. Hatta Nebi için, Resul için bunu söylüyor hocam. Bu sebeple Allah-u Teala bize şu duayı ettiriyor. Bu dua aslında bir nevi de şükür bağlamında. Yani siz bunu yaparsanız ben de gereğini yaparım. Evet. Dolayısıyla bunu sürekli zihninizde canlı tutun. Allah'ım yanlış bir odaklama yaparsak ayetler arasında, bunu kalıcı yapma bizde. Bizi uyar. Kalbimizi zevk ettirme. Yani bizde bu kalmasın, biz bunu düzeltelim. Düzeltelim. Yoksa biz bu yoldan devam edersek, bu defa bu yapı oluşur, artık isteğe göre, talebe göre hüküm çıkartabiliriz. Ba'deyiz hedeytena da yine burada ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu فَاَمَّلَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, zevin artık ikinci aşaması, yani iflah olunmaz durumda olanlar. Yoksa öncesindeki zey her mümin için geçerli. Şeyde savaş esnasında bu duruma düşüyorlar, tevbe ediyorlar ve Allah da onları oradan çıkartıyor. Evet. Hocam bu şeye ben bir vurgu daha yapmak istiyorum. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde baştan okursak işte Hüvellezî enzel aleykel kitap minhu âyâtun muhkemâtun. Sana bu kitabı inzal eden odur. O muhkem ayetlerden oluşur o kitap. Ve uharım hünne ümmül kitap, bunlar kitabın ana yapısıdır ve uharım müteşabihatun. Bir diğer özelliği de bu ayetlerin müteşabih olmalarıdır. Yani birbirleriyle benzeşmeye girmeleridir. Şimdi burada bir anda pat diye فَاَمَّلَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ demesi, bu müteşabih ayet özelliğinin en kötü kullanımının bile. Kitapta olması gerekli. Yani en kötü insanın bile yine bu özellikten yararlandığını söylemesi lazım ki pat diye bu ifadeyi kullanmasının bir anlamı olsun. Ya zaten kevni ayetler de böyle. Şimdi maymunla insana bakıyor, yüzlerce benzerlik noktasını görüyor. İşte aynısı diyor. Evet, işte ya, bundan gelmişiz diyor. Yani benzerlikler o kadar fazla ki yanlış bir hükme varmaya da çok müsait. Mesela, zaten teşabühte bunu, müteşabihte bunu kullanmış, söylemiştik. Evet. Yani buradaki benzerlik bazen olumsuz anlamda yanlış sonuçlara götürebilir demiştik. Evet. Yani o yüzden Rabbimize şükürler olsun. Yani bu فَاَمَّلَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ifadesini ilk defa bu ayet içerisinde böyle içimizi rahatlatıcı şekilde kullanabiliyoruz. Yani kalbinde kayma olanlar, yaptıkları her, verdikleri her kararda, her bakış odakları, odağı yanlış olan kişiler bile bu teşabih ilişkisine uyarlar. Çünkü bu kadar önemli bir şeydir, bu benzerlikler kitabın içerisindeki. Bunu söylemiş olmuyor mu? Evet, aynen, öyle. Yani makineyle bakıyor, sürekli bir şeyler görüyor ama yanlış bir yerde.
Ve onunla alakalı sürekli yazıyor matbuat. Birisi diyor ki ya bak yanlış odaklamışsın. Bak şimdi görüntüyü biraz sağa biraz da yukarıya çek. Gördün mü? Evet. İşte bakacağın, ilgileneceğin yer burası. Not alacağın, kayıt tutacağın yer burası. Evet. Allah-u Teala işte böyle bir durumdan bahsediyor. Ama bunu bunu kaydıranlar, kaydırma ifadesi de bu yönüyle birazcık oluyor. Doğru evet hocam. Yani o yönüyle uygun yani içi oluyor. İçi doldurulabilirse. Evet, aynen öyle. Oluyor. Yani dolayısıyla biz orada sadece kalbin kayması deyince ne demek bu sorusu ister istemez akla geliyor. Onu doğru tanımlarsak uygun olur. Hocam bu Hac suresinin 52. ayetinden bahsettiniz. Evet. İsterseniz o 52'den hatta o sayfanın sonuna kadar bir okuyalım. Çünkü izleyicilerimiz burada ne demek istediler diye bir soru kalmasın zihinlerde. Yani Âl-i İmrân suresinin 7. ayetiyle çok irtibatlı gibi gözüküyor. O irtibatı kurarak bir okursanız hocam evet, çok güzel. Burada 52'den itibaren ve mersalna min kabli kemir resulün ve la nebiyyin illa izâ temennâ elka şeytanı fî ümnîdi. Yani hiçbir senden önce hiçbir nebi ve resul göndermiş olmayalım ki bu iyi bir işe niyetlendi ki resul ve nebinin niyetleneceği iyi iş de bellidir yani. Tabii, aynen öyle. Şeytan bunun bu ümniyesine bir şeyler katmış olmasın. Yani bir niyeti var, bir amacı var, bir şey gerçekleştirmek istiyor. Hedefi var. Çaba var, hedef var. Şeytan boş oturacak. Nebi ve Resul de hiç herhangi bir şeye maruz kalmadan bunu devam... Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Nebi ve Resuller üzerinden bunu söyleyen Allah insana da verilecek en büyük mesajı vermiş oluyor. Yani hepiniz bu riskin altındasınız. Evet. Ama feyensehullahu mâ yulkî şeytanü sümme yuhkimullahu âyâtihi vallahu alîmun hakîm. Allah o şeytanın o attığı şeyi yani o görüntü problemini belki işte o şeyi bulanıklığı giderir. Giderir ve ayetinin doğru hükmünü ortaya çıkartır. Evet. Vallahu alimun hakim. Peki bunun bu tabi Allah bilir ve doğru hüküm verir. Niye? Liyecane me'ulki şeytanu fitnetellezine fi kulubihim maradun vel kaseti kulubuhum. Kalplerinde bu defa maraz olanlar. Bu da üzerinde durulması gereken evet, başka bir iş. Bu da çok ağır bir iş üstelik. Ayrıca kalpleri kasiye katılaşma ne demek o ayrı bir iş. Bu da çok yerde de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu tür adamlar için bu şeytanın bu attığı şey bir fitne oluyor. Hatta bu fitne kelimesi bile bu Âl-i İmrân 7. ayetle bağlantıyı kurmak için çok vebtigâ-i tevilih demişti evet, orada. Vebtigâ-i fitne tevilih. Ve inne zâlimine lefî şikâkın bahit işte yanlış, büyük yanlış o yapan kişiler gerçekten de büyük bir şeyin ayrılığın içindedirler. Ve devamında velî âlemen lezine ütün ilme ennel hakku min rabbike. Kendilerine ilim verilenler İşte bu Rabbimizdendir derler. Yani desinler diye bunu yapıyoruz. Yani demek ki sendelemek, ondan sonra bu işin içerisinden ya bak biz düne kadar böyle ilişkilendiriyorduk. Şimdi Allah şu ayeti bize gösterdi. Asıl gitmemiz gereken yerin bu olduğunu gördük. Zaten muhtemelen de öteki kalplerinde hep bir sıkıntı oluşturuyordu ki fetuh bidelehu kulubum. Siz biraz önce dediniz ya işte Âl-i İmrân suresindeki bu fermelezne fî kulübîm zeyhûn içime oturdu. Fetuh bitelehû kulübühüm de artık ya Allah olması gereken buydu. Şimdi kendimi iyi hissediyorum dedirtir. İçinizdeki o sıkıntı ortadan kalkıyor bir anda. Fetuh bitelehû kulübühüm ve innallâhe lâ hadillezine aminu ilâ sırâtı müstakim. Evet devamında böyle. Evet yani bu ayeti kerimede gerçekten Âl-i İmrân suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bu konu üzerinde yani Kur'an'ı anlama üzerinde ileri derecede işte oradan hüküm çıkarma maksadıyla çalışma yapanların karşılaşacakları sıkıntılarla ilgili çok güzel bilgiler veriyor ve bu da bizim zeyh ifadesini anlamamızda yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ekleyeceğiniz başka bir şey varsa... Dolayısıyla Âl-i İmrân suresindeki o ifadeye فَمَّلَّذِنَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْهُنْ yani artık bu odaklanma sorununu yani dikkate alacağı, tutacağı o kulüp konusunda yanlış yapan ve bunda da ısrarcı olup bu tercihi Allah tarafından onaylanan kişiler. Kişiler demiş oluyor Rabbimiz. Bundan sonra da hocam yine önemli bir kavram, tevil kavramı. Bu da bu ayette iki kez geçen bir kavram. Burada ne kastediyor? Çünkü bu biraz istismara uğrayan kavramlardan bir tanesi bu da.
İşte hatta Kur'an'ın yorumlanmasına dair şey kabul, gerekçe olarak kabul edilen kavramlarda gerçekte ne manaya geliyor? Bunu önümüzdeki programda öğrenmeye çalışacağız. O zamana kadar ortaya koymaya çalışacağız ve haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Hoşçakalın.